Zümrüt. Serhat. Serhat, ben çok özür dilerim. Zümrüt, gerçekten çok özür dilerim. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Zümrüt. Deniz, sen ne yaptın sanıyorsun? Ha? Nasıl bir oyun oynuyorsun sen bize? Zümrüt. Zümrüt. Dinler misin beni? Serhat, bırak kolumu, gitmek istiyorum buradan. Ya bir açıklamama izin ver bana. Açıklanacak bir şey yok. Her şey ortada. Ya bak nasıl oldu, yemin ederim ben bilmiyorum. Bir anda Deniz... Sus, sus artık. Azimet Hanım'ı daha fazla sevindirme. Serhat, ben gerçekten çok özür dilerim. Hoşunuza gittim yeterince. Yeterince eğlendirdim mi sizi? Ne diyorsun sen, anlamıyorum. Oynadığınız oyundan bahsediyorum. Şimdi bizi ayırmak için Deniz'i mi kullanıyorsunuz? Yazık. Sen de Serhat'ın aklının böyle şeylerle karışacağını düşünüyorsan onu hiç tanımamışsın demektir. Keşke kendini bu duruma düşürmesen. Senin kanın iftira atacak yaram yok. Ya ne zaman aranız bozulsa suçlu biziz. Seni bizden koparmak için neler yaptığını görmüyor musun Serhat? Sen bir gün bu konakta yalnız kalacaksın babaanne. O zaman sakın kimseye kızma. Sakın. Serhat, gidelim buradan. Ben bu cehennemde daha fazla kalamıyorum. Gideceğiz. Gidelim, bir daha da hiç dönmeyelim. Işık! Işık! Serhat, ne yapıyorsun? Daha önce yapmam gerekeni yapıyorum. Işık, hadi kızım gel. Efendim babacığım. Gel kızım. Gidiyoruz buradan. Serhat, hayır, sakın. Deniz annem de gelmeyecek mi? Yok. O gelmeyecek, yalnız kalmaya ihtiyacı varmış. Babaannen de öyle. Işık, burada kalacak Serhat! Serhat, hayır! Götürme kızımı, ayırma onu benden. Lütfen, özledim ben onu. Sen onu sadece kullan olsun. Zümrüt! Zümrüt, bekle. Serhat, yaklaşma. Zümrüt, bekler misin lütfen? Biraz kendime geleyim, rahat bırak lütfen. Zümrüt ablası. Işık çok üzülecek ama. Tatlım. Sen de bizle geliyorsun. Evet, Işık da bizimle birlikte gelecek. Artık üçümüz birlikte yaşayacağız ve hiç ayrılmayacağız. Kimse de üzemeyecek artık bizi. Buraya gelmek için de bir sebebiniz olmayacak işte. Güzel oldu böyle. Hadi gidelim. Vay canım benim ya. Vallahi bak, ellerine sağlık kızım ya. Benim de bu belimin böyle tutacağı tuttu işte. Böyle bir garip, kalkamıyorum ayağa ya. Aa, bu kız da normalde çok güzel yapar temizlik memizlik de işte işe hazırlanıyor Meliham sağ olsun. Kı, ne oluyor kı bir? Koku duydum şey, o Soyhar Üstem'in gömleğini mi yakıyorsun yoksa? Hayır Ülfet Hanım, yapıyorum işte dediğiniz gibi. Aa, biri geldi. Ay ben hiç açamam, ojelerim daha kurumadı. Ay morum, biri kim kı? Ha, bismillah. Ben senin annen değil miyim çocuğum? Aa, anne. Anne ya. Üvey annenim herhalde ben senin. Yani sen benim evladım değilsin galiba. Yoksa insan anasının yanında dururken niye el alemin evinde kalsın ki? Ay, hoş geldin Dünür, hoş geldin canım. Hoş geldiniz Nevcan teyze. Temizliğin ortasına geldim herhalde. Kızım sen de şu bezi bir bırak. Vallahi bu temizlik hastası ya. Diyorum kızım dur, sen bizim misafirimizsin diyorum ama yok.
diyorum. Biz 50 kere yaparız bu işi diyorum ama... Neyse ben de hani birazcık dertli ya, ya. Onun için hani çok sesimi çıkarmadım. Biraz kafası dağılsın diye öyle takılıyor burada işte, ne yapsın. Herkesle dertleşiyorsun. Bir ben eksiğim yani. Ana yerine koymuyorsun sen beni. At hepsini, at. Neyi var neyi yok, atın hepsini, yığın buraya. Bunları da atayım mı hanımım? At, at acıma. Ne yapıyorsun sen? Bunlar soğandan eşyaları mı? Evet, o uğursuzun eşyaları. Yakacağım hepsini. Allah. Amir! Kızlar! Bırak kızı. Karışma. Kadınların işine karışılmaz oğlum. Bunlar bazı şeyleri bizden daha iyi bilirler. Anladın mı? Biz kendi işimize bakalım. Şu Serhat Demirkan'ın ettiğini gördün mü? Allah'ın çömlekçisini getirdi, başımıza müdür yaptı. Bizim asıl düşmanımız o Serhat. Çivanın başı o. Serhat o konağın direği. Serhat olmadan Demirkanlar ayakta duramaz. Ama ben biliyorum onlara yapacağımı. Bize yaşattıklarını onlara tattırmak lazım. En ummadıkları yanda. Canları en acıyacak noktadan vuracaksın. Ne yapacaksın baba? Ne mi yapacağım? Demirkanları bitiren adam olacağım. Herkesin çektiği yetmedi mi? Ya zaten senin bu yufka yüreğin başımızı hiç yerden kaldırmadı ki. Sen birazcık adam olsaydın, bu konağın başında dursaydın, o namussuzların hiçbiri yanımıza bile yaklaşamazdı. Ama acele etme oğlum, hepsini öğreteceğim sana. Bana bak, yarından tezi yok. Bu Serhat denen adamın her adımını takip edeceksin. Bir açığı var mı, yok mu öğreneceksin. Bunu da yaparsın artık, değil mi? Emredersin baba. Ha Osman. Ha dinleyin. Hadi anlat bakalım. Anlatacak bir şey yok anne işte. Durmayacağım o ve. Bahtımıza erkekler yazıyor. Yazgımıza onlar karar veriyor diye içini izliyordum ben. Bir kere de kötüyle karşılaşmaya gör. İyisi çıkmıyor insanın karşısına sanki. Çıkmaz. Bazımızın alnına yazılmış. Yakamızdan da düşmüyorlar. İki güzel söze kanan da kabahat. Aman insanın yüzünden de anlaşılmıyor kötü olduğu. Seçemiyorsun. Ben daha ne kadar yanılacağım anne. Ben kime güveneceğim? Seviyor sandım. Ağla kuzum ağla. Dök içine. Bu zamana kadar tutmuşsun zaten kendini. Ben bir daha kimseyi sevemem anne. Kimseye güvenemem. Seveceksin. Güveneceksin. Onun da zamanı gelecek. Ama o zaman gelene kadar... annenin dizinin dibinden ayrılmayacaksın. Söz bu.
Vallahi bakın. Ay çok acıklı ya. Vallahi neredeyse ben bile ağlayacağım Haline kızım. Ay işte böyle ana kız meseleleri de yani hiç seninle benim tarzım değil mi daha söyleyeyim bak. Herhalde şey yapacak, kızı götürecek. Götürsün götürsün, düdük gibi de kaldık zaten yani. Neyi merak ediyorlarsa ya. Çok, buranın çok meraklıysa onlar burada ya, otursun. Biz gidelim buna değil mi kız? Ne meraklısı varmış bu evin kız. Soygan. Kız, sen laf mı dinliyorsun kız? Şenaya hemşire. Ama casus gibi. Ay çıkıyorlar ki kalk kızım kalk. Kaynanam yanımda. Ay vallahi bak ya ne kadar tatlısınız biliyor musun? Çok duygulandım. Hani bu sabah kuşağında böyle ana kız kavuşurlar ya. Ay, Allah sizi hiç ayırmasın birbirinizden. Size de teşekkür ederiz. Soğanlı'nı misafir ettiniz. Ay ne demek canım senin kızın benim kızım benim kızım senin kızın yani. Bizim Soğan'dan eve dönmemiz lazım. Ay kız özleyeceğim seni kısırma saçlı. Vallahi şurada ne güzel geçinip gidiyorduk ya. Öyle tabii de. Soğan'ın yeri ailesinin yanı. Konağa dönmemiz lazım. Ya konak. Ah benim de yerim orası aslında ama işte biliyorsun yani. Ayıranlar utansın. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Müsaadenizle. İyi günler. Ha, aferin kız, ha öyle. Ha, hadi bakayım, görüşürük inşallah. Yakın zamanda görüşeceğiz inşallah. Buyurun, siz rahat rahat olun. Burası bizim evimiz mi olacak? Beğendiysen tabii ki. Burası benim adam olabilir mi? Ya da burası daha büyük sanki değil mi baba? Sen nasıl istersen kızım. Git diğer odalara da bak istersen. Nasıl beğendin mi? Ben seninle kulübede de yaşarım. Üçümüz. Üçümüz. Bu yakınlarda 3-4 ev daha var. Onlara da bakarsın. O evler ne mi büyük babacığım? Bilmem. Niye sordun? Ne bileyim. Belki Deniz annemin de odası olurdu. Kendin bana geri geleceksin Serhat. Ondan vazgeçip bana geri geleceksin. Dönüp dolaşıp bana geri geleceksin Serhat ve ben seni bekliyor olacağım. İki saattir avluda. Evladım diye ağlayıp durdum. Merak ettim ama maşallah toparlamışsın hemen. Serhat kızımı alamayacak benden. Çocuğumu ayıramayacak. Boşuna çeneni yorma. Daha önceden de konuştuk. Evladım falan senin umrunda değil. Aşk senin gözlerini kör etmiş. Senin aklın zorun Serhat'ta. Sen onun için ağlayıp üzülmüyorsun. Bil ki senin yanındayım. Zulmünden bizi kurtaracak olan sensin. Çünkü Serhat'ın seninle kopmayacak bir bağı var. Asla kopmayacak bir bağ. Serhat, bunlar çok pahalı. Paramız yetmez ki. Ne yapalım Zümrüt? Ev kurmak kolay değil zaten. Bir şekilde kazanıp ödeyeceğiz.
Nasıl ödeyeceğiz ki? Ben bir iş buldum. Oradan bize yetecek kadar para gelecek. Ne işi? Serhat Bey. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Estağfurullah. Gelin hanım. Senin bu kocan olmazsa biz mahvolmuştuk. Hayatımızı kurtardı. Neden? Ne yaptı ki? Behram Özgüç'ün şerrinden korudu. Çoluk çocuk perişanlık yoksa. Serhat Cihan her şeyi anlattı. Cihan mı? He ya. Serhat Bey bizim bütün borçlarımızı ödemiş. Ya bu Cihan'ın ağzına da baktı sanmı ya. Kaç kişinin dükkanı batmaktan korudu. Gördüğünüz yerde teşekkür edin dedi. Tamam abi sağ ol. Sağ ol. Siz bir daha bulaşmayın bu Behram'a yeter. Allah karşılaştırmasın. Kalın sağlıcak. Serhat ne burcu ne diyor adam? Ya bu Cihan var ya intikam oluyor benden ha. Anlatma dedim ya bütün esnaf anlatmış. Siz Cihan'la bir iş falan mı çeviriyorsunuz? Yok Zümrüt ne işi? Merak etme sen. Bak o Behram denilen adam çok tehlikeli. Ne olur dikkatli ol. Biliyorum. Biliyorum zaten bu insanlara zarar vermesin diye uğraşıyorum ben de. Canım sevgilim benim. Baba bunu da alalım mı? Ondan hemen almamız lazım. Evet evet hemen almak lazım. Çok yakışmış. Tam senin tarzın. Gerçekten mi ya? Bana inanmıyorsan aynaya bak. Yani ne benim tarzımdı? Çok hatırlamıyorum. Bundan sonra nasıl istiyorsan öyle yaşayacaksın. Nasıl istiyorsan öyle giyineceksin. En son ne zaman seninle böyle hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şeyden korkmadan... En son ne zaman genç olduğumu hatırlamıyorum. Hatırlayacaksın. Ben sana genç olmak nasıldı hatırlatacağım. Ayrıca bu örnekten kendime de alacağım. Bence bana daha çok yakışır. Ha şöyle. Gül benim güzel kızım. Canım kızım. Senin gülüşünü çok özlemişim ben. Hadi çıkar bunu da alalım. Anne çok oldu ya. Dünya kadar şey aldım. Olsun ne yapsam sana az. Hem ayrıca aramızda kalsın. Azimet Demirkan kartı limitsiz ve sınırsız istediğimiz kadar harcayabiliriz. Hadi, hadi. Kapalıyız. Baba. Boncuğum. Kuşum benim bir tanem. Hoş geldin. Oh nasıl da özlemişim. Ben de. Oh. Teşekkürler. Sen boş kalınca çenen bayağı düşüyormuş senin. Biraz ışıkla ilgilen de belki susarsın. Babayı kızdırdıysak amacımıza ulaştık demek ki. Oh kurban olurum seni verene. Bir an önce kuralım düzenimizi diyoruz. Serhat da işe girmiş. Daha demedi ama bize yetecek kadar kazanacakmış. Ben de düzenimizi kurunca bir işe girerim. Öyle sevindim ki sizin adınıza. Hayırlı olsun ablacığım. Hayırlı olsun kızım. Yani mutluluk dilemekten başka elimizden ne gelir ki? Babacığım, bak biliyorum sen bizden şüphe ediyorsun ama bu sefer başaracağız. Sen öyle diyorsan tamam kızım. Allah bak bu Serhat'ta da yani katır inatı var. Koskoca konak dururken yani cücük gibi eve sokacak sizi. Ama olacak şey değil. Oraya ne hizmetçi sığar, ne yalaşma sığar. Bu ne ya? Ha kız yani konağa gidecek olsa sen gidip postu sereceksin öyle mi İlpet? E tabi sereceğim ne var Rüstem ha? Konağın annesi varmış da içindekiler kötü ha. Sererim tabi. Allah'tan yani güzel Melihan var. Mah. İlpet gelirtme beni. Delir. Anne bak ışığın yanında sakın pot kırma tamam mı? Kızım ben kim pot kırmak kim ama sen de... Vallahi bak sana bir şey diyeyim Zümrüt. Bu el alemin kızını evine alıyorsun ya. Hiç iyi yapmıyorsun. Ben daha demedi deve sonra. Herkese merhabalar. Ay kız pembe boncuk gelmiş. Ay canım benim.
El annem dediğin Serhat anne. Ben onu demiyorum kızım, onu demiyorum. O deniz karşısı var ya akrep. Boş durur mu sanıyorsun seni? Bostan korkuluğu mu? Serhat'ın çocuğu benim de evladım sayılır. Öyle deme. Allah'ım ya. Gel kız, gel 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 gel. Kış 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 kız iyiliğine bak. Fatih, otur demedim mi oğlum ben sana? Ya şu benim kurduğum turşudan da çıkarsaydınız. Çıkardık hanımım. Kayınbabam çorbasını sıcak sever. O sofraya oturunca getirin. Acı biberini de unutmayın ha. Tabii. Tabii hanımım, yiyeceksin. Tabii hanımım. Ya Fatih, vallahi şimdi çarpacağım bir tane ha. Sakın. Baba. Tek bir fiske vurduğunu görürsem hiç iyi olmaz ya. Allah Allah. Sen babasıysan ben de anasıyım. 9 ay karnımda taşıdım. Sana mı soracağım oğluma nasıl davranacağımı? Dokunmayacaksın dedim, dokunmayacaksın. Aman iyi be. Hep o uğursuzdan öğrendim bu adetleri. Adı batasıca. Fatih hadi oğlum sen içer misin? Hadi. Bana bak. Benim çocuklarım dayak yiyerek büyümeyecek canım. Tek fiske vurduğunu görmeyeceğim. Senin de gücün bir bana yetiyor. Bir bana laf ediyorsun. Babana da diklensene böyle. Ama yok. Sen daha o uğursuza bile laf edemedin. Canan. Ne Canan? Yalan mı? Bak ben buradayım. O nerede? Bastı gitti. Ben seni bir kere bıraktım mı? Senden vazgeçtim mi? Ya sen beni sevmezken bile yanında durdun ben. O ne yaptı? O ne yaptı Hamit? Ben söyleyeyim. Seni terk etti gitti. Yeter. Yeter. Dost acı söyler. Ama sen daha kim dost kim düşman onu bile bilmiyorsun. Ya Hamit. Bir bak da gör. Sana gerçekten kıymet veren kim? Bir bak da gör. Seni canından çok seven kim? Sen bu hayatta bir tek kendini seversin canım. Bir tek kendini. Babam sorarsa işi varmış dersin. Cesaretin varsa kendinde. Sen babana sormadan adım atamazsın artık. Baba kuzusu. Hayırdır? Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsun Beren Bey? Ya sen bayağı gözü kara bir adammışsın. Hoşuma gitti. Yani seni daha yakından tanımak isterim Cihan Bey. Yoksa müdür bey mi deseydim? Biz seni tanıştık zaten. Evveli adamlarınla. Yanıma geldiler. Benim ağzımı burnumu kırdılar. Hem de ne için? 2 aylık dükkan kirası için. Ben seni tanıdım yani. Senin de beni tanımana lüzum yok. Şimdi tamam da... Eğer ki sonra fikrini değiştirirsen geç kalmış olmayasın. Senin için rahat olsun. Ben seni satın alabileceğim bir adam değilim. Hadi hayırlı akşamlar. Bir şey değil mi? Herkes satın alınabilir Cihan Bey. Çünkü herkesin içinde ruhunu satmaya değecek bir arzusu vardır. Bunu da kafana sok.
çömlekçi. İyiyim abi, iyiyim. Merak etme beni sen. Hep iyi ol şu andan. Aklım hep sende. Yok abim, aklın kalmasın bende. Sen ev işlerinle falan ilgilen. Annem yanımda, Latif var. Umut var. Umut korur beni, merak etme. Peki bundan sonra ne yapacaksın sonundan? Özgür olacağım abi. Tek başıma. Yani işte ailemle, annem, Latif. Sen sonra. Kendi kararlarımı vermek istiyorum. Ben kimim? Bütün bunlar olmasaydı kim olurdum? Hiç bilmiyorum. Benim kendim olmaya hiç fırsatım olmadı ki. Sana bu fırsatı vermeyenler utansın. Sen üzme kendini. Yok abim, yok. Üzmüyorum. Sen de üzülme benim için. Seninle gurur duyuyorum Soğan'dan. Soğan'dan! O ses ne? Bilmiyorum ki. Ahmet'in sesi mi? Ahmet mi geldi oraya? Ben öğreneyim, seni arayacağım, tamam mı? Soğan'dan. Serhat, ne oldu? Ben bir konağa gittim Zümrüt'ün. Hani gitmeyecektin oraya bir daha? Ne yapayım, orada da sevdiklerim var. Bir anda bu bağı koparamam ki. Üzülme sen. Hemen gelirim. Soğan'dan. Hadi ben geldim. Ne olur çık dışarı hadi Soğan'dan. Hamit Bey. Git buradan. Olay çıkacak bak. Ya çıksın. Karım içeride birader. Karım içeride. Git buradan Ahmet Bey. Ya. Uzak dur bu konaktan. Durmam. Karım içeride, karım. Ya Soğan'dan hadi ne olur. Ya kim o bağıran? Hanımım. Şey, kapıda. Döne. Kim o, Hamit mi? Ne işi var onun burada? Ya söyleyin, kapıdakileri göndersinler hemen. Soğan'dan hanımı çağırıyor. Kızım istersen sen içeri git. Latif. Bu evin tek erkeği sensin. Çık karşısına, bildir haddini. Hadi. Ben mi? Bunların sağ solu belli olmaz anne. Kapıdakiler göndersin. Tabii başımızda erkek yok diye kapımıza dayanıyorlar. Kov şunu Latif. Ya ben kovmasına kovarım da. Sen ne diyorsun? Bilmiyorum. Ya. Ya, ya ne bağırıyorsun be? Ablam seni görmek istemiyor. Yürü git şuradan. Ya ister, ister o beni görmek ister. Ya bir gelsin, bir konuşayım, o inanır bana. Ben anlatacağım ona her şeyi. İnanır o bana. Hadi Soğan'dan ne olur. Soğan'dan! Ya gitmedi mi bu? E tabii, tabii, tabii gitmez. Bir avlu dolusu kadın, bir başımıza kaldık. Polis mi çağırsak? Arayalım mı? Ya kızım çıkma. Anne çıkmazsam gitmez. Olay çıkarır. Çıkarırsa çıkarsın. Rezil kepaze olacak olan o. Yok. Olmasın. Abla gelmesen gir içeri. Latif tamam, sen geç hadi içeri. Soğan'dan. Yüzünü gördüm. Yüzünü gördüm Soğan'dan. Ne oldu? Artık ne sen üzül, ne de ben üzüleyim. Sen üzülme. Ben her şeyi alırım üstüme. Ben dayanırım Soğan'dan. Ben yemin ediyorum katlanırım. Sen üzülme. Hamit. Bizim bu dünyada hiç şansımız yok. Canım, sevdim ben seni. Ben seni sevdim. Yemin ediyorum vallahi de billahi de sevdim.
Hadi inandım de bana. Bir kere inandığını söyle bana. İnandım. Ne yapmam lazım? Beni affetmen için ne yapmam lazım? Ailenin yanında ol. Çocuklarına baba ol. Hamit. Ben seni azat ediyorum. Sen de beni azat et. Soğandan ne olur gitme. Soğandan öldürme beni. Öyle çok uzak kalmayacağız birbirimizden. Ne güzel değil mi? Ne bileyim, misafirliğe gidip geliriz. Siz bana oturmaya gelirsiniz mesela. İş yerim de hem eve yakın olacak. Ama insan yanında bir hayat arkadaşı arıyor tabii. Sen çok şanslısın aslında. İyi misin sen? Şenay. Benden anne olur mu? Aa, neden olmasın? Bir saniye bile tereddüt etmem. Biz bugün Işık'ı resmen annesinden ayırdık. Yani duruma böyle bakıyor olman bile seni o denizden daha iyi bir anne yapar. Düştüğünde tutan, sırtını yaslayabildiğin, güvendiğim, inandığım bir annem olmadı benim. O yüzden yokluğu ne demek çok iyi bilirim. Ama yine de anne annedir. Dünyanın en kötü annesi bile olsa vazgeçebilir misin? Onun yerine başkasını koyabilir misin? Evet, Işık şimdi beni seviyor. Ama ya ileride bana, beni annemden ayırdın, babamla annemin arasına girdin derse, o zaman ne yaparım Şenay? Sana bir şey söyleyeceğim. Ama bir daha da bu konu hakkında hiç konuşmayacağım. Ben hayatımda senin kadar ince düşünceli, özverili, fedakar, senin kadar sevgi dolu, senin kadar safçılık birini görmedim. Ha, gerçekten. Bence bu hayatta Işık'ın da Serhat Demirkan'ın da karşısına çıkabilecek en büyük şans sensin. İnan bana. Hoşuna mı gitti? Bir de gülüyorsun şu haline. Ben koskoca özgüçlerin tek varisiyim. Babam ölse, iki dudağımın arasından çıkan söz kaç hanede kanun yerine geçer haberin var mı? Babam ölse kaç kişi kapımda kul olur? Haberin var mı? Babam ölse ben huzur bulacağım. Haberin var mı? Babamı öldür Serhat. Yoksa ben öldüreceğim. Saçma sapan konuşma. Anlat.
İki tane çocuğum var. Bir günah yok onların. Ben evlatlarımı bırakamam babamın eline. Benim gibi olurlar sonunda. Bak bana. Benim gibi olmasın evlatlarım. Sen babamın neler yapabileceğini bilmiyorsun. Gayet iyi biliyorum. Biliyorsun. O zaman nasıl korkmuyorsun? Neden korkmuyorsun? Çünkü babam benim neler yapacağımı bilmiyor. Seviyor musun? Çok seviyorum. İşte sadece sevmek yetmiyor Ahmet. Sevdiğin için ölümü de göze almak zorundasın. Ölsen de vazgeçmemek zorundasın. Her şey yolunda mı Furkan? Bir aksaklık var mı? Otelde hiçbir sıkıntı yok beyim. Kız çalışıyor mu? Melia mı? Ha, çalışıyor. Ama istersen kovalım. Kov mu dedim? Çalışsın. Yalnız holdingdeki başıboşluktan birkaç vukuat olmuş. Zimmetine para geçirmiş birileri. Serhat nerede? Serhat'ın haberi var mı bundan? Demirkanların malından mülkünden elini çekmiş ya. İlgilenmiyormuş. Bu zimmetine para geçirenleri bulun. Birer parmaklarını kırın. Sonra şirketteki herkese duyurun. İbreti alem olsun. Emrin olsun. Yalnız bu Serhat Bey'le ilgili bilmen gereken bir şey daha var. Serhat, Özgüç Holding'de çalışmaya başlamış. Senin ne dediğini kulağın duyuyor mu? Ana. Hoş geldin ana. Hiç hoş gelmedim. Bana yardım etmen lazım Abbas. Serhat ayrı dert. Suyhan'dan ayrı dert. Benim bu aileyi çekip çevirmem lazım oğlum. Benden medet umduğuna göre çaresiz kaldın demektir. Neymiş bu kadar önemli şey? Ben özür dilemek istiyorum dün olanlar için. Serhat lütfen dinle. Seni dinleyecek bir şeyim yok. Bak biliyorum çok saçmaydı lütfen. Ben niye yaptım gerçekten bilmiyorum. Ya ne ümit ettim ki? İnsan kendini bile bile niye böyle bir duruma düşürür değil mi? Ama kabullenmek çok zormuş. Sevilmediğini, sevilmeyeceğini. Bir zamanlar kanmış olduğunu. Ben seni kandırmadım Deniz. Biliyorum. Ama ümit çok zehirli bir şey. İnsanın içine bir kere düştü mü? Işık nasıl? Gayet iyi. Senin yanında iyi olacaktır zaten şüphem yok.
Onu görmeme izin vereceksin değil mi? Deniz, ben ışığı senden koparmıyorum. Ne olursa olsun sen onun annesisin. Bu gerçek hiçbir zaman değişmez. Ama ben seninle hiçbir zaman birlikte olmayacağım. Sen de bunu anla. Biliyorum. Tamam, söyleyecek başka bir şeyin de yoksa. Var, ben çok önemli bir şey söyleyecektim aslında sana. Bak, ben kimseye kötülük etmek istemiyorum. Kimsenin içine karışmak da. Sonuçta herkes için bir yabancıyım. Uzatacak mısın daha? Dün konağa Hamit geldi. Biliyorum. Bu muydu yani? Herkes çok korktu. Ben de tabii. Yani orada bir arbede çıksaydı, Hamit tek başına gelmemiş olsaydı, yanında adamları olsaydı, konağa girselerdi ne yapardık bilmiyorum. Azimet Hanım delirdi tabii. Yani tutturdu başımızda bir erkek yok diye Latif'i konuşmaya gönderdi. Olay bittikten sonra da sakinleşmedi bir türlü. Dımdızlak ortada kaldık diye öyle bir kafaya taktı ki. Senden de umudu kesti tabii. O yüzden bugün gidip amcanla konuşacak. Amcamla mı? Ne de olsa Demirkan'dır. Elimde tek kalan o. Denize düşen yılana sarılır dedi. Amcamla konuşup ne yapacak ya? Eve getirecek. Hanımım. Söyle Cemil. Seni konağa ben bırakayım. Ya, lüzum yok. Söyleyeceklerim de var. Dur hele. Söyle Deniz. Aferin. Aferin sana. Geldi demek. Tamam. Görüşürüz. Ne söyleyecektin? Şu Abbas Bey'i mi vuran? Bence Abbas Bey kim olduğunu biliyor. Kimmiş? Söylese. Söylemiyor. Bana kalırsa birini koruyor. Nereden çıkardın onu? Dün laf arasında keşke o beceriksiz herif beni kalbimden vursaydı dedi. Sordum, söylemedi. Sağ ol. Sağ ol çocuğum. Hanımım. Abbas Bey bunu gelip size söylediğimi bilmesin. Merak etme. Sonuçta bir tek anası var dedim. Bilmek hakkınız. Sağ ol çocuğum. Gir. Zümrüt, senin işin var burada. Demek doğruymuş. Bir de bunu söylemiyorsunuz. Kimseyle karşılaşmadın değil mi onlardan? Behram'la falan. Serhat burada mı çalışıyor? O adamın yanında. Bir de senin yanında mı sürükledi? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ya ben ne bileyim, sana söylemedi mi? Söylemedi. Fırsat olmamıştır. Ne zamandır burada çalışıyorsunuz ki fırsatı olmadı? Geçsene şöyle. Gel. Gel. Ne işi var onun burada? Vallahi senin de burada olmaman gerekiyor. Bak bana anlat lütfen. Serhat ne yapmaya çalışıyor? Ne planlıyor?
Ya niye böyle bir delilik yapsın? Ya açıkçası başkaları için kendini bu kadar tehlikeye atması şaşırtıcı. Soğandan mı? Sen hala onun için endişeleniyorsun. Evet. Onun için endişelenmediğim tek bir günüm daha yok. Bak şimdi ev tuttuk. Buradan orayı temizlemeye gideceğim hatta. Işık da bizle yaşayacak. Bu kadar şeyin arasında artık korkmak istemiyorum ben. Öyle ufacık basit şeyleri bile bu kadar zor elde ediyor olman beni çok üzüyor. Ya sen düşünüyorum da yaşadıklarını. Ben isterdim ki bu dünyada tek bir mutsuz günüm bile olmasın. Bu dünyada hiçbir şeyden, hiç kimseden böyle korkma. Sağ olun. Serhat yok galiba. Bir işi vardı, çıktı, gelir herhalde. Ben kalkayım o zaman. Tamam, eşlik edeyim ben de sana, dur. Buradan sonrasını ben kendim giderim, sağ ol. İyi peki madem, kendine dikkat et. Ya ne oldu? Şeytan görmüş gibi oldun. Hele geç geç, seninle konuşacaklarım var. Ya önce beni bir dinle. Hı. Sen bu Serhat Demirkan'ın yolundan giderek istediklerine ulaşamazsın. En fazla Demirkanların köpeği olursun. Ya aslında amacımız aynı. Sen de Demirkanların elindekini istiyorsun, ben de onların ellerindekini istiyorum. Yalan mı? Ne diyorsun be sen? Zümrüt'e nasıl baktığını gördüm. Ya merak etme. Bizden sır çıkmaz, aramızda kalacak. Tövbe. Bak şimdi, sana diyorum ki Demirkanları devirmek, ellerindeki her şeyi almak için benim yanımda ol. Bak ya dur bir dakika, acele etme. Atalarımız ne demiş? Beş düşün, bir söyle. Sana istediğin kadar mühlet. Düşün, taşın, kararını ver. Serhat Demirkan'ın mı mutlu olmasını istiyorsun, yoksa Zümrüt'ün mü? Karar sen. De haydi. Babaanne. Serhat. Duyduklarım doğru mu? Hayırdır oğlum? Sen bu eve uğramam, adımımı bile atmam diyordun hani? Babaanne, duyduklarım doğru mu? Abbas'a mı gittin sen? Sen bana başka çare mi bıraktın? Şimdi karşıma geçip hesap soruyorsun bana. Babaanne yapma. Yapma. Bak bu adamın yaptıklarını unutma. Buraya geldiğinde neler yapacağını sen de çok iyi biliyorsun. Oğlum, ben bu evin erkeklerini ömrüm boyunca çekip çevirdim. Baba evinde babama hizmet ettim. Kocama hizmet ettim, oğullarıma hizmet ettim. Bir gün bile şikayet etmedim, baş kaldırmadım. Çünkü onlar beni kolladılar, korudular. Çünkü gelenek görenek böyleydi. Böyle de olacak. Eğer sen istemezsen bu evin başına kimin geçeceğine de sen karışamazsın. Ben ailemin erkeklerine hizmet ettim ama başımda kimin duracağını da hep ben karar verdim. Hep ben. Babaanne.
Bu pencereleri hiç boş bırakmayacağım. Her yeri çiçek dolduracağım. Botanik bahçesi yapacağım diyorsun yani. Hep hayalimdi biliyor musun? Ya hayal deyip durma, gerçek oldu işte. Oldu mu dersin? Ay Zümrüt, yordun beni ama. Oldu tabii. Hadi hadi, bitirelim şu işleri. Uyan güzel. Efendim prenses. Ben o zaman karar veremedim de acaba değiştirsek mi diyordum. O zaman nasıl yapsak? Tamam, buldum. Bütün odalar senin olsun, karar vermek zorunda kalma ha. Ya yaşa uyan güzel, bir sürü odam oldu. Biliyor musun, seni çok seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. Aslında Zeyiz annemi de seviyordum. Ama o hep senin gibi benimle oyun oynamıyor. Mesela Azimet babaanne hep kızgın. Ona birazcık korkuyorum. Zaten konaktakiler hep birbirine bağırıyorlar. Işıkçığım, sana söz veriyorum. Bundan sonra çok mutlu olacaksın. Benim artık gücüm, mecalim kalmadı Serhat. Bu evi çekip çevirecek, başında duracak biri gerek. Ben hepinizi bir araya topladım, bir defa da söyleyeyim dedim. Gizli saklı olmasın. Nihayetinde biz büyük bir aileyiz. Evet, Abbas'a gittim. Çünkü başka çarem yoktu. Ne yapayım? Anne sen niye gittin Abbas'a Allah aşkına? Gelsin. Burada bizim başımızda dursun diye. O adam bu eve giremez babaanne. Günün birinde kapımıza kimin dayanacağı belli mi Latif? O zaman sen mi çıkıp da kafa tutacaksın onlara? Sen de o kızın peşine düştün gittin. Bütün bu ailenin yükü omzumda. Babaanne, bizim kimseye ihtiyacımız yok. Serhat abin olmasa sen ne halde olurdun Soğan'dan? Hiç düşündün mü? Serhat abin nelerden kurtarıp getirdi seni, hiç düşündün mü? Beni kötü bilin. Ama ben doğru bildiğimi yaptım. Ben başsız kalmayalım diye gittim en kötüsüne sığındım. Benim bu söylediklerime karşı çıkacak bir sözünüz var mı? O adam buraya gelirse ben burada yaşayamam. Hep beraber gideriz. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Kimse de gelmeyecek buraya. Herkes bir sakin olsun. Bak gördün mü? Yüreğin söylüyor bu aileye sahip çıkmayı. Eğer bu aile dağılacak olsa ilk koşacak olan, ilk karşı çıkacak olan sen olacaksın. Yüreğini dinlemiyorsun, kendini başka yerlere savuruyorsun. Senin canın burada atıyor Serhat. Sen buradan kopamazsın, sen bizi yüreğinden atamazsın. İşte bu sebeple gel bu ailenin başında dur. Bu yük omuzlarından al. Beni kimseye muhtaç etme Serhat. Ha oğlum. Ha benden habersiz neler çevirdiğini öğrendim. Aslında sana çok kızgınım. Ama o kadar yorgunum ki seninle kavga edecek gücüm yok. Bak bu kolilerin eve gitmesi gerekiyor. Kırılacaklar var, dolapları yerleştirmem lazım.
Serhat. İyi misin? Oturalım mı amcaz? Serhat, ne oldu? Bana çok kızacaksın biliyorum. Çok kızacağından eminim. Ama affeder misin bilmiyorum. Serhat, ne oldu? Endişeleniyorum. Anlat lütfen. Zümrüt. Ben... Ben sanırım Demirkan olmaktan kurtulamayacağım. Hafize, ya haydi kapat altını. Bak senin yaptığın pilavlar lapa oluyor artık ha. Kızım sen de bir salata yapacaksın. 40 saat bir soğanı doğrayamadın haydi. Babam geldi bekliyor, kocam geldi gelecek. Daha salata hazır diye pilav demini çekecek. Kocasıymış. Yazık kız. Şişt. Siz ne konuşuyorsunuz fısır fısır? Beni mi konuşuyorsunuz? Yok hanımım, olur mu öyle şey? Olur Hafize. Olur. Ben bilmez miyim sizi? Söyleyin bana ne konuşuyordunuz? Ekmek musab çarpsın ki hanımım. Bak şimdi alacağım kepçeyi indireceğim. Ne konuşuyordunuz söyleyin çabuk. Şey, Hamit Bey. Hamit mi? Dün gece. Ney dün gece? Ne olmuş dün gece? Ben niye söyleyeyim ki? Ne oluyor ka? Zümrüt. Tövbe tövbe. Ben niye umutlanıyorum? Ben niye hayal kuruyorum ki? Ya Zümrüt biz ayrılmayacağız. Yine birlikte olacağız diyorum sana. Bana fikrimi sordun mu? Bana ne istediğimi sordun mu? Ha? Kız. Kız bunlar çok kıymetli. Ne yapıyorsun Zümrüt? Hadi geç içeri geç. Ne giyiyorsun? Geç. Nasılsın? Yap bak. Hadi hadi Zümrüt, hadi. Herkes hadi. Sen benimle birlikte olmak istemiyor musun? Benimle beraber gelmek istemiyor musun? Zümrüt tamam yerlere atma onları. Gel benim kafama at. Bütün içini dök ama beni anla sonra. Ne olur anla artık. Git. Git buradan git. Sen benimle gelmeyecek misin? Gelmiyorum git dedim. Dağları nehirleri istemiyorum ki. Gökyüzündeki yıldızları istemiyorum ki. Sadece mutlu olmak istiyorum. Bunda çok yarıyorsunuz bana. Gelmiyorum. Git dedim sana. Bu mu son sözün? Bu. Git artık. Peki. İşi alıp gidiyorum. İyi akşamlar baba. İyi akşamlar oğlum. Ne yaptın? Bu Serhat denen bir açığını bulabildin mi? Bakıyorum baba. Emrettiğin gibi. Gerçi belki de hiç gerek kalmayacak. Yok olmaz böyle bu kadar fazla. Ben çocuklarımı alıyorum gidiyorum bu evden. Ne oldu kızım cellellenme ya onu söyle ne oldu? Ahlaksız pöf sana. Hiç utanman arlanman yok değil mi? Canan kendine gel. Terbiyeli ol. Haddini aşma. Ya babam. Babam benim içim yanıyor içim. Sen bu oğlunun ne yaptığını bilsen. Sen bu oğlunun ne yaptığını bir bilsen. Ya çırpınıp durma ha. Onu söyle ne yaptı? Sen anlat. Benim dilim varmaz demeye. Benim ar damarım çatlamadı senin gibi. Bunu başka yerde tutacağız. Niye? Ha niye? Babandan mı utanıyorsun? Demirkan konağının önünde o uğursuzun adını anmaya utanmadın ama değil mi? Hamit, ne diyor oğlum bu gelin? Ne diyor dedim.
Bir şey demiyor baba. Bir şey demiyor. Baba, bir şey yok. Gecenin bir vakti Demirkanların kapısında beni affet diye ağlamış. Yedi düveli ayağa kaldırmış. Herkes her şeyi duymuş. Ya onun adına haykırmış. Doğru mu lan bu? Ya Hamit, ben A hanımı oldum dedim. Bey hanımı oldum dedim. Artık el üstünde tutulacağım dedim. Ya kurban olayım şu halime bak. Senin yüzünden herkes benimle dalga geçiyor. Hizmetçilerin yanaşmaların diline düşmüşüm ben. Ya sen beni değil. Hanımlığı sevdin Canan, hanımlığı sevdin. Babam, bu ailenin adına şanına yazık değil mi? Ya sadece benim arkamdan konuşmayacaklar ki. Hepimizin arkasından konuşmayacaklar mı Allah aşkına, sen söyle. Tamam kızım, sen şimdi dışarı çık. Kapıyı da kapat. Haydi. Sonunda bunu da mı yaptın bize? Ya sen bu dünyaya bizim şanımıza leke sürmek için mi geldin? Ben bu dünyaya senin hükmünün altında ezilmeye geldim baba. Diz çek ulan şuraya. Diz çek şuraya. Vur. Ama senin hükmünün geçmediği bir yer var. İstediğin kadar vur. Kalbimin içindekini değiştiremeyeceksin. Senin buraya sözün geçmez baba. Ulan kalk, git hadi şimdi buradan. Hayır, çık! Gitmeyeceğim. Ulan çık git elimden. Baba, çocuklarımı almadan gitmem. Senin çocuğu falan yok. Anan baban yok, yürü. Buraya da bir daha gelme. Geri dönüş yok. Her şeyin en güzeli yapılsın aslanıma. Döndüğünde, oh çok şükür evime geldim desin. İyi, ben yün battaniye de getireyim o zaman. Ya Zümrüt'ü de alıp gelirse? Zümrüt'ün geleceği varsa, göreceği de var. Hanımım, şey geldi. Kim geldi? Serhat mı? Yok, o değil. Abbas, defol git bu evden. Hoş bulduk Nevcan. Çık git evimizden. Ah güzel kızım benim. Ben de sizi çok özledim. Sağır mı oldun be adam? İstemiyoruz seni ya. Ya siz de benim burnumda tutuyorsunuz aslan oğlum. Abbas. Ana. Abbas, ne işin var senin burada? Ana, aşk olsun. Sen bana gelip dedin ya. Bizim başımız eksik, gel bize destek ol dedin. Ben de ailem söz konusu olunca bütün işimi gücümü bıraktım. Bütün küslükleri de arkada bıraktım, geldim. Ben geldim. Geldim de... Geldin de. Sen zaten gelmemi istemedin, istemiyordun da. Senin tek amacın aba altından Serhat'a sopa göstermek. Ben de dedim ki, bu tehdit gerçek olsun. Öyle geleyim dedim. Menekşe. Kızım, odam nerede benim? Hanımım. Şuna bak, bak. Görüyor musun? Vallahi şu başımıza gelene bak. Telef oldu hepsi ya. Bak, bak, bak. Bak. Görüyor musun? Senin ne edeyim kızım ya? Sabah toparlardık. Şimdi bir yerini keseceksin. Ben hallederim. Ya bir inat uğruna şu yaptığına bak. Bütün çeyizin telef ettin ya. Ya ne inadı kız, yerden göğe haklı. Ya haklı canım. Serhat ne güzel ailesini düşünüyor. Sen de birazcık bizi düşünseydin, annemle kardeşimle konakta yaşamak istediysen de fena mı olurdu yani? Hadi konuş canım, konuşun. Hadi İffet, hadi. Dur lan, dur, yardım ediyorum lan. Hadi. Kız Şenay kız.
dikileceğini birazcık al elinden kız, süpürgeyi soka. Kızım ya, bu kızın başına gelmedi kalmadı ya vallahi bak ya. Öf. Hepsi kırıldı. Tamir olmayacak. Arkasına bile bakmadan gitti. Mecbur bırakılmış belli ki. Yoksa Serhat bu kadar zor bir kararı verirken yalnız kalmak istemezdi bence. Ne yani? Ben onu yalnız mı bıraktım, onu mu diyorsun? Onu sensiz bıraktın Zümrüt. Hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk. İçerideler mi? Ne, salondalar. Biz hiç görünmeyelim yani. Sen odayı göstersene. Beyim, siz yine de bir salona gitseniz. Niye? Gel kuzum. Gel kuzum, gel. Abbas, ne olur git. Şimdi Serhat gelecek. Ana, yaptığın tehdit gerçek olmalı. Kurduğun düzen gerçek görünmeli. Aksi takdirde inandırıcılığını kaybedersin. Ne diyorsun sen? Ya Allah aşkına git şuradan. Senin ne işin var burada? Yeğenlerin hasası hasretime dayanamadı. Serhat oğlum. Bu adamın burada ne işi var? Babaanne. Ben. Ana, sen dur yorma kendini. Ben yeğenlerin hasosunu anlatırım. Neden burada olduğumu. Yeğenim, gel istersen bir iki kelime edelim seninle. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Var var. Bir konuşalım. Sonra istersen giderim. Anlat, ne anlatacaksın? Yeğenim, bundan böyle hayattaki tek amacım kendimi size affettirmek. Bunun için çok geç artık. Ya, hala nefes alıyorsak yapacağımız çok şey var demektir. Bak, ikimiz de ölümün yamacından döndük. Yüce Rabbim ikimizin de canını almak isteyebilir de ama almadı. Ya uzatma, anlat, ne anlatıyorsun? Çünkü hala yapmak zorunda olduğumuz şeyler var. Ben yapacaklarımı yarım bırakmak istemem. Sen de bırakmak istemezsin herhalde. Sadede gel sadede. Bak yeğenlerin ağzı olsun. Ben artık eski Abbas değilim. Ben eski beni hastanede bir sedyede bıraktım. Ben aranızda yeni bir Abbas olarak varım. Kandırma kendini. Buna inanmak istemeyebilirsin. Ama en azından Zümrüt ve babası Rüstem'in iyiliği için susabilirsin. Lan sen beni tehdit mi ediyorsun? Zümme aşağı. Olur mu öyle şey? Ne güzellikle isteyeyim o zaman. Yeğenim. Ben yuvama dönmek istiyorum. Ailemin, çocuklarımın, karımın yanına dönmek istiyorum. Pişmanım. Vallahi de, billahi de pişmanım. Desem inanır mısın? Ben bu saatten sonra senin hiçbir şeyine inanmam. İşte bundan mütevellit, aramızdaki o küçük sırrın gücüne tutunmak zorundayım. Sen de ben de neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Alçak herif. Yeğenim. Bana böyle hakaret etme, yüreğim acıyor. Zaten yüreğim iyileşmedi ki. Hani hatırlarsın ya.
Zümrüt'ün babasının vurduğu yeri. Derman sendedir. Düştüğüm yerde derman sendedir. Nasıl beğendin mi? Ben seninle kulübede de yaşarım. Üçümüz. Senin evin burası. Zümrüt ablam yok ama. Kızım. Ne oluyor? Biz niye buradayız? Hani yeni evimize gidecektik? Bir süre daha burada kalmamız lazım kızım. Zümrüt ablam yok ama. O olmazsa üzülürüm ben. Ben de kızım. Ben de. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Benim canım ailem. Anne hadi kalk gidelim. Niye izin veriyorsun bunu anlamıyorum abi. Suadan ben gel. Suadan. Dur bırakın abi. Bırakın abi. Yürüsün. Bu sesler ne ya? Kızım. Kızım bak. Sen burada kal, tamam mı? Hemen geleceğim.
Defol git. Ne oluyor burada? Koçum Serhat, Allah aşkına. Defol git. Amca. İndir silahı. İndir lan silahını. Soylan buraya gelsin. Bak sadece konuşacağım. Sadece konuşacağım. Kızım seni istemiyor. Senin kafanı patlatırım. Amca sakın. Sakın. İndir silahları. İndir. Hamit. Böyle olmaz. Soğandan. Soğandan hadi ben geldim. Hadi çık ne olur. Hadi Soğandan ne olur. Gel içeri. Hadi gel Soğandan. Ben geldim. Özgürüz artık. Soğandan. Hadi gel gidelim. Özgürüm artık ben. Özgürüm. Gel gidelim. Hamit git ne olur. Çok geç. Geç değil Soğandan. Şimdi. Soğandan içeri gir. İçeri gir. Kızıma çektirdiklerin yeter. Serhat bırak bitirelim şu işi burada. Amca dur diyorum. İndirin lan silahları. Sakın. Hamit. Hamit bak böyle olmaz. Böyle konuşulmaz. Soğandan'ı almadan hiçbir yere gitmiyorum. Lan Soğandan gelmeyecek diyorum sana. Soğandan gelmeyecek. Ümidini yok ettin kızı. Silahla geliyorsun buraya. Defol git lan buradan. Defol. Defol git lan buradan. Herkes içeri. Hadi. Işık seni burada mı unutmuş? İkimiz de burada bıraktı. Serhat da bıraktı gitti zaten.
Ya tamam geçti. Daha gelmez o abla. Sen ağlama tamam mı? Günaydın. Günaydın. Açmıyor. Kimi arıyorsun? Serhat'ı mı? Yok Suhandan'ı. Işık bebeğini unutmuş da. İçimde bir sıkıntı var Şenay. Serhat'ı ara o zaman. Ne zaman olmuş?
bir saat olmamış daha. Çocuk? Ameliyat almışlar ağam. Ya baba, beni arama artık. Sen demedin mi benim oğlum yok diye? Hamit, neredesin oğlum? Boş ver baba. Ben artık yokum. Hamit, neredesin oğlum? Baba, ben gideceğim buralardan. Sakın olduğu yerden kıpırdama. Neden? Bana yerini söyle, geliyorum hemen. Ya bizim eski sevkiyat deposu baba. Terk edilmiş onlar. Tamam, ben hemen geliyorum. Sakın kıpırdama. Bu salak şimdi gider teslim olmaya kalkar. Oğlum ne bekliyorsunuz ya? Hazırlasanız arabayı. Haydi. Allah ne olurdu sen bağışla bizi. Alma yanına ne olur Allah. Ne olur bir şey olmasın Allah'ım. Çok ağlarım Allah. Benim yüzümden. Abbas, içeri gir. En iyi doktor yapsın ameliyatını. Ne isterseniz vereceğiz de. Gerekirse hastaneyi satın alacağız de. Ne olur. Emrin olur ana. Karışmasana sen. Sen niye hala buradasın ya? Kesin kavga işim sırası mı? Yeter, yeter. Sedat. Sedat. Nasıl sahip çıkamadın lan ona? Nasıl onu koruyamadın? Nasıl ona baba olamadın? Nasıl oldu bu? Alacağım. Işık iyileşsin. Onu senden alacağım. Hiçbirinize de bir daha göstermeyeceğim. Duydunuz mu lan beni? Kızıma bir şey olmasın. Ona bir şey olursa yaşayamam ben. Hiçbir şey yapmayacak. İyileşecek o. Başkasının aklına getirme. Furkan. Gidip bu herifi buluyorsunuz hemen. Hamit denen hemen bulup getiriyorsunuz bana. Hemen beyim. Abbas Bey, yine en doğrusunu sen bilirsin ama bizim bu işe karışmamız ne kadar doğru. Serhat Bey için. Fazla konuşma Cemil. Ben ne diyorsam onu yap. Hadi gidin. Nasıl istersen beyim. Eyvallah. Haydi. Güle 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 güle. Ay. Kız bir daha rakı. Şu Şenay ara kızı bir daha rakı. Hadi hadi canım hadi hadi Zümrüt de ara bir daha. Kurtarmışlar mı çocuğu bir bak. Ya anne bir dur şarjım az. Dolsun ondan sonra arayacağım. Kız şarj az diyorum, bir şeyle oynuyor, görüyor mu işte ya? Vallahi bak, çok beceriksizsin. Kız, telefonumu getir, Soyka. Ülfet, bir şey olursa Zümrüt haber verir. He, çok haber verir canım, biz adam yerine koyuyor ya. En son bizim haberimiz oluyor her şeyden vallahi. Ben kime laf anlatıyorum ya? Anlatıyorsun, anlıyor he. Ben Latife arayayım, o bir şey biliyordur. Abla, kız bu saate kadar Latife aramadım, Allah seni ne gibi. Ya anne ne vuruyorsun? Bana bakın, sizinle yüz göz olmayayım diyorum ama siz de hiç rahat durmuyorsunuz ha. Bu Sevda'dan vazgeçin. Latif Matif aranmayacak, tamam mı? Bırak o telefonu sende. Zümrüt haber ver, o kadar. Vallahi ben rahat duramayacağım, konağa gideyim. Ülfet! Ne? Allah Allah! Vallahi bak ya, gidelim diyorum orada belki iyileşti haberini alırız da sevinirik ya. Merak ediyorum diyorum ya. Vallahi bak yazık oldu kıza. İyileşecek ama iyileşecek ben biliyorum ya. Bak iyileşsin. Ben o kız için vallahi bak. Kocaman bir tavuk keseceğim. Herkesi dağıtacağım ya.
Ami. Ya baba, ne istiyorsun benden? Dur oğlum, sen ne yaptın? He? Demirkanların evinin önünde ateş mi ettin? Takınız, sen yanlışlıkla oldun. Yanlışlıkla mı? Evet. Ne oldu, birine bir şey mi oldu? Oğlum, senin sıktığın kurşun boşa gitmemiş. Baba, ben oradan çıkarken hepsi iyiydi, herkes iyiydi. Ne olmuş, kim yaralanmış? Dua et de yaralanmış olsun. Yoksa bu Serhat denen adamla baş edemeyin sayende. Senin ne işin var burada? Sen çok kötü bir adamsın. Biliyorum. Ben senin iyi bir adam olmanı istiyorum. Bizler neler istiyoruz ama olmuyor. Bu saatten sonra bir cacık olmaz benden. Cacık dedi yani, komik adam. Teşekkür ederim. Senin gibiler iyi kalpleri sevmezse çok üzülürler değil mi? Bilmem ki. Sen de üzülürsün. Sen niye ağlıyorsun ki? Senin bir suçun yok. Ben kendimi hiç affetmeyeceğim ama. Affederim ama seni çağırma, olur mu? Hep gül. Kuzum, bizim ailenin zehri sana da bulaştı. Ben sana kıyamam. Herkes birbirini üzüyor. Kimse de affetmiyor. Bazı şeyler affedilmiyor çünkü. Bunu affedecek ama. Bırakma bizi. Gitme benim böyle gözlü kızım. Sen bence ben çok korkuyorum, biliyor musun? Artık bağırmasan hep gelirim yanına. Hiç korkmam. Gideceksen de beni götür yanına, değil mi? Benim artık dayanacak gücüm kalmadı. Götüremem. Seni çağırmadılar da. Gitme. Gitme. Gitme benim güzel kızım. Beni seviyor musun gerçekten? Seviyorum tabii. Sevmez olur muyum? O zaman sevdiklerimi de üzme. Belki o zaman seni daha çok severim. Sever misin gerçekten? Babacığım. Ama ben seni çok özledim bir tanem. En çok da boncuk suratın. İnsanlar canları yanınca başkalarının da canı yansın istermiş. İster. Hele en sevdiyse elinden alınan.
Her türlü kötülüğü yapar. Sen sakın yapma baba. Sakın. Yapmam. Unutmadım ki ben onu. Senin yanına bıraktım. En iyi sen bakarsın diye. Keşke senin yerinde ben olsaydım. Siz benden haber bekleyin. Konuşacağız tabii. Konuşuruz. Tamam. Bırakın beni, gideceğim ben. Bırakın beni. Çocuklar. Baba! Baba, ben gideceğim, polise bak teslim olacağım. Yanlışlıkla oldu derim baba, kazayla olduğunu söylerim. Ya oğlum biraz sakin ol. Allah Allah, sakin ol diyorum. Geldiğimizi başka bilen var mı? Yok ağam. Baba! Baba ne oldu? Ya kızım, siz ayak altında dolaşmayın. Tamam mı? Konakta kim var, kim yok, hepsini gönder gitsin. Niye baba, ne oldu ki? Ya soruyu sorup durma ha. Konakta kim varsa gönder dedim sana. Sen de hazırlığını yap, Ürgüp'ten gidiyoruz. Haydi. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون Ciğerim yanıyor benim. Ciğerim. Ama ölemiyorum. Ölmek istiyorum, ölemiyorum. Ömür vermiş Allah. Ölemiyorum. Ciğerlerimi ben tek tek toprağa veriyorum ama. Ölemiyorum.
Ölemiyorum. Orada çok üşürdü. İyi ki getirdik. Üşümesin. Hiç üşümesin. Zümrüt, git buradan. Lütfen git. Bırakamam. Gidemem. En azından bu gece beni kızımla yalnız bırak. En azından bu gece kızımla aramıza girme. Deniz. Lütfen izin ver kadın. O benim kızım. Senin değil. Bu benim kızım. Benim canımdan, benim kanımdan, benim etimden. Benim kızım. Çık git buradan. Çık git. Defol git bu evden. Deniz Hanım. Menekşe, götür bunu buradan. Bu gece kızımla yalnız kalmak istiyorum. Kimseyi istemiyorum. Tamam, gidiyorum. Allah benim yüzümden oldu. Bilseydim döner miydim o konaktan? Bilseydim döner miydim? Dövselerdi de sövselerdi de döner miydim? Serhat konağa gelmek istemişti. Onunla gelmedim. Keşke önüne dursaydım. Keşke ışığın yanımda olsaydım, onları bırakmasaydım. Eminim Serhat da suçluyordur kendini. Herkes suçluyor. Ama bu ışığı geri getirmiyor. Acımasını indirmiyor. Abla. Abim Hamit'i bulacak. Bütün gün ne diledim biliyor musun? Serhat Hamit'i bulmasın. En azından bu dileğim gerçek olsun. Oy. Hadi la hadi. Hadi kalk gidelim. Baş sağla dileyek bari. İyi. Ben gelmesem Müfret, siz gidin, ben gelmeyeyim. Eş, gelmesin gelme, senin nazlığını mı çekeceğim sanki? Kımela kı! Abi Soyha baban gelmiyormuş, sen de geliyorsan gel vallahi bak. Ben gidiyorum vallahi, sizi mi dinleyeceğim ben? Niye gelmediğimi biliyorsun. Niye konuşuyorsun Müfret? Ne var? Ne var yani? Vurduysan vurdun, gitsin şikayet etsinler. Biz de onları şikayet edek. Sonra herkes birbirini şikayet etsin. Tencere dibin kara, seninki benden kara olan çocuğa oldu. Yazık valla, ortada kaldı. Lanet olsun size ya. Tamam, tamam. Ağlama İfet, ağlama. Giderim hadi. Ağlamıyorum ben. Son vazifemizi yerine getiriyorum diyorum. Ne kötü bir şey mi diyor? Işığa vazifemizi yerine getirdik, hadi. Az önce Latif'le konuştum. Evdeler miymiş ki? Evdelermiş ama Azimet Hanım gelmesinler demiş. Al işte.
başsağlığı demek gitmek istediğimiz insanlara bak. Oturun oturduğunuz yerde. Ya sırf bizim yüzümüzden değildir. Belki kadın gerçekten birini görmek istemiyordur. Yoksa bizimle ne alıp veremediği olabilir ki yani. Ayrıca Latif de özür diledi. Gıh! Bir çay koy vallahi bak benim şimdi başımı tutacak. Ben biliyorum. Sabahtan beri düşünüyorlar işte. Hani o kız bizden giderken ben ona böyle sarılıp öptüm mü la Işıl'da? Öptün Üfet, öptün. Vallahi bak doğru söylüyorum. Öptüm değil mi la ve sarıldım da. Ay vallahi bir daha göremeyeceğim la. Yazık oldu vallahi ya, çiçeğime yazık oldu ya. Tamam oğlum. Yeğenim, bir bekle. Cemil ne yaptınız? Buradalar beyim. Buraya gelmişler. Kapıda kedemler konuşurken durdum. Canınıza susamadıysanız açın yolu. Oğlum nereye sakladın Meram'ı? Burada değil. Oğlun nerede? Gidin hele yere bakın. Bakılmadık yer bırakmayacaksınız hadi. Burkan yürü. Oğlum bu silahla kıydı benim kızımın canına. Evladım aldı benden. Şimdi bana yerini söyle Behram. Sen söylemesen de bulacağım. Dünyanın öbür ucuna da gitse, cehennemin dibine de girse ben bulacağım onu.
Ellerini çözmüş bu. Gelin bağlayın. Ya neresi burası? Neredeyiz ya? Bırak! Ya bırak! Hamit, debelenme. Ne olur daha söz dinle sen. Başın sağ olsun Serhat Bey. Dünyada evlat acısından daha beteri yok. Ama ben senin acını dindirecek şeyi sana veremem. Çünkü ben de bir babayım. İstersen benim burada canımı al. Ama bir şey söyleyemem. Bulacağım biliyorsun değil mi? He. Biliyorum. Ama benden öğrenemeyeceksin. Nergis'in yanına. Eve gidemedim. Otele gidemedim. Her yerden çıkacak sanıyorum. Bir an delireceğim sandım. Dedim buraya gelin. Rüstem abiyle konuşalım seninle. İyi gelir belki diye. Giremedim kapıdan içeri. Bu eve de geldi. Bahçede koşup oynadı. Belki de sesi hala duvarlarda. Her yerde onun izi var. Her yerde onun sesi var. Ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım ben? Ben nereye gideceğim? İkisi de gitti. İzin ver, annesiyle babası yanında olsun bu gece kızımız. Bizi yalnız bırakma bu gece. Bir lokma. Sen merak etme. Çok uzaklara gideceğiz buradan.
sen, ben, çocuklarımız. Kimse bulamayacak bizi. Kimse huzurumuzu kaçıramayacak artık. Hem bak, sen kendini de gördün, değil mi? Benden başkasından hayır yok sana. Şahane. Beni affedebilecek misin? Ben sana çok haksızlık ettim. Çok eziyet ettim. Affet beni be Canan. Aklın şimdi mi geldi başına? Efendim Canan. Alo Soğan ben. Benim. Ahmet. Soğan ben. Ben bilerek yapmadım biliyorsun değil mi? Ahmet sen ne yaptın? Kazaydı. Yemin ederim kazaydı. Ben bilerek kimseyi incitmem. Bunu en iyi sen biliyorsun. Neredesin şimdi? Babam beni bir yere kapattı ama kaçacağım buradan, bugün kaçacağım. Sonra. Ben yemin ediyorum suçsuzum. Benim tek isteğim seninle bir hayat sürmekti. Tek isteğim bana inanmandı. İnanıyorum. İnanıyor musun? İnanıyorum. Beni sevdiğini biliyorum. Gidelim mi buradan? Gidelim, gidelim. Çok uzaklara gidelim. Nereye, nereye istersen oraya gidelim sonra. Ben bugün kaçacağım buradan, bu gece buradan kaçacağım. Sen de sabah gün doğduğunda mezarlığın aşağısındaki ağacın oraya gel. Orada bekle beni, geleceğim sonra. Tamam. Sonra. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çok seviyorum mu dedin o adama? Anne. Kaçıp gidecek misin Soğan'dan? Gerçekten bir katille kaçıp gidecek misin? Anne yanlış anladın. Öyle değilim. Ya sen benim yaşadıklarımdan hiç ders çıkartmadın mı? Görmedin mi onun kapıdaki halini? Babandan ne farkı var o Hamit'in? Anne haksızlık etme. Hamit babam kadar kötü değil. Herkes kendi yavrusuna yanıyor. Ama ben kızımı artık kimsenin yoluna kurban etmeyeceğim. Anne. Ben kimseye kurban olmayacağım. Gideceğim. Hamid'i teslim olması için ikna edeceğim. Ya. Sen böyle bir şeye gerçekten inanıyor musun?
Böyle bir şey olabilir mi sence? Olabilir. Niye böyle söylüyorsun? Ya teslim olsaydı sence çoktan teslim olmaz mıydı kızım? Tamam işte ben söyleyeceğim. Söyleyince anlayacak. Kızım, anne. Söz veriyorum kaçmayacağım. Kaçmayacağım. Teslim olması için ikna edeceğim. Geri geleceğim. Anne, söz ver bak burada duyduklarını kimseye söylemeyeceksin. Değil. Öyle olsun. Ama benim gönlüm hiç rahat değil bilesin. Sen bu aile için gerçekten bir şey yapmak istiyor musun Abbas? Nevcan, gönlümün sultanı. Zevzekliği bırak da sorma cevap ver. Benim sizden başka kimim var Nevcan? Yolum yanlış belki ama sizin tırnağınıza zarar gelsin istemem. Bize bu dünyada en büyük zararı sen verdin Abbas. Zararın neresinden dönersen kârdır derler ya. Ben de oradan kurtarırım belki. Bu halde bile böyle şeyler söylüyorsun ya, pes. Deliliğe vurmaktan başka çarem yok Nevcan. İçimin yandığını kimseye diyemiyorum. İçin yanıyor ha? Senin için yanıyor. Sen de haklısın Nevcan. Sen de haklısın. Bu aile için, çok ama çok sevdiğin ailen için bir şey yapmanı isteyeceğim zaten. Dile benden ne dilerse. Kendi canımı mı kıyayım Nevcan? Öldür kendini, sen de kurtul, biz de kurtulalım mı diyorsun yani? Kendini değil ama. Hamit'i öldürmeni istiyorum. Ah ben Nevcan'ım. Yerini bilsem sağ bırakır mıyım sanıyorsun o kansızı? Ben biliyorum. Adamları salalım peşinden, bulsunlar hemen. Demirkanlardan önce bulmamız lazım onu. Baba! Neden duruyorsun? Ya baba neden susuyorsun? İş işten geçti artık. Çok geç. Hangi iş? Ne diyorsun baba sen? Kan döküldü. Kanı kan temizler. Baba Allah'ın aşkına böyle konuşma. Yok. Ben izin vermem. Olmaz. Ya Hamit benim kocam. Çocuklarımın babası. Yok. Yok olmaz. Ya sen de şunu anla artık ha. Hamit o kızı vurduğunda kendi de orada öldü. Ölmedi. Ya babam gideriz, kaçarız. Ya saçımızın telini bulamazlar burada. Kaçtı gitti. Hem de sensiz. Belki de Demirkanların kızıyla gitti. Sen de hala Hamit diyorsun. Babam! Babam yalvarırım bul. Babam ne olur bul. Baba sen istersen bulurlar. Baba karış karış arasınlar, bulsunlar kocamı. Babam ne olur kocamı bulsunlar. Baba ne olur bulsunlar baba. Baba sen istersen yok, bulurlar. Yok kesin. Baba ne olur baba. Kes şunu. Bana bak. Artık senin de karaları bağlama zamanı, tamam mı?
Evimiz artık yas evi. Soğandan. Şunun. Sen çok büyük bir günah işledin. Biz bu günahla yaşayamayız. Ben bir günah işlemedim. Sen ışığı öldürdün. Hayır. Hayır Soğan'dan ben kimseyi öldürmedim. Hayır. Soğan'dan ben katil değilim. Yemin ederim ben katil değilim. Ölce. Katilsin lan sen. İnandım. Ben söylemedim. Ben kimseyi öldürmedim. Katilsin lan sen. Benim evladımı katilsin sen. Ben katil değilim. Abi, ne olur elimi kana bulama. Ben kimseyi öldürmedim. İkiniz de karışmayın. Benim hesabım onunla. Bu halini Işık görse ne yapar hiç düşündün mü? Işık beni hiçbir zaman görmeyecek Zünut. Ben de onu görmeyeceğim. Hepsi bu pislik yüzünden. Görecek, o seni hep izleyecek. Zünut çık git buradan. Ben zaten yaşamıyorum artık. Elini kana bulamana izin vermeyeceğim. Zümrüt şu andanı al git buradan hadi. Gitmem, gidemem. Zümrüt ben affedemem bunu. Bunu affetmemi bekleme benden. Affetmiyorum ki sana. Benim tanıdığım Serhat böyle bir şey yapmaz. Adalete inanır. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Ben senin tanıdığın eski Serhat değilim o zaman. Abi yapma ne olur yapma. Gidin buradan dedim hadi. Kaçma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.